Merhaba arkadaşlar, Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel sarı eriklerden topladım bahçeden. Sarı erikten güzel bir marmelat hazırlayacağım. Dalından topladım ve böyle yaprakları da var gördüğünüz gibi. Arada zedelenmiş olanları da var. Hem onları ayıklayıp hem de güzelce bol suda yıkıyorum. Üzerinde karıncalar böyle sinekler de hemen oluşuyor çok tatlı olduğu için. Hemen onun için hiç beklemeden hazırlamaya başlıyorum erikleri böyle bol suda güzelce yıkıyorum sap kısımlarını yeşil kısımlarını ayıklıyorum böyle içinde çürümüş yumuşamış olanları varsa onları da mutlaka ayıklıyorum hepsini gördüğünüz gibi ayıkladım yıkadım ve suyunu süzdürdüm şimdi çiğden hazırlayacağım ben bunu arada gözden kaçanlar olmuş hemen onları da atıyorum çiğden hazırlıyorum ve hiç pişirmeden çiğ olarak geçirip marmalatını yapacağım. Bu şekilde olduğu zaman böyle daha parlak kalıyor. Böyle bal gibi oluyor rengi. Çok yumuşak olduğu için çiğden yapıyorum. Böyle sert ise biraz çiğden yapmak zor olabilir. Böyle hafif sertti benim yumuşak diyorum ama böyle kevgiri eliniz ile bastırdığınızda patlıyor ve çok rahatlık ile kevgirden geçirebiliyorsunuz. Çekirdekleri ve böyle dışının kabuk kısmı kalıncaya kadar kevgirden geçirelim. İlk aşamamız bu arkadaşlar. Söylediğim gibi çiğden hazırlıyoruz. Çiğden hazırlandığı zaman daha lezzetli, daha güzel, daha parlak oluyoruz. Daha sonra tabii ki pişireceğiz ama bu ilk aşamasını çiğden hazırlıyoruz. Normalde bu erikler pişirilerek yapılıyor. Fakat burada eriklerim yumuşak olduğu için ve daha böyle parlak bir görüntü olmasını istediğim için çiğden yapıyorum. Bütün eriklerimizi bakın bu şekilde tamamen e, posası kalıncaya kadar geçirelim. Baya böyle sulu sulu bir erikti benim eriğim. Gördüğünüz gibi baya da hemen birikti suyu. Artık bu kısmı atıyorum. Çünkü sadece çekirdekleri ve e, kabuk kısmı kaldı eriklerin. Bütün eriklerime aynı işlemi uyguluyorum arkadaşlar. Bakın kevgirin altında kalanı. Böyle iki kap e, suyu hazır şu an. Şimdi ikinci işleme geçiyorum. Daha sık böyle un eleği diyebiliriz ve ince kevgirde olabilir. Ondan tekrar geçiriyorum. Bu şekil olduğu zaman daha güzel oluyor böyle parlak tam bir bal görünümlü nefis bir marmelatımız olacak. Buradan geçirirken de böyle deliklerinden zor geçmeye başlıyor arkadaşlar. Çünkü burada da posası var. Böyle tam böyle bal gibi bir marmelat olmasını istediğim için yapıyorum bu işlemi. Yapmak zorunda değilsiniz. Böyle posal olarak da pişirebilirsiniz. Bu marmelatı bu şekilde hazırlamak istediğim için böyle yapıyorum. Daha güzel oluyor çünkü. Ve bakın eliniz ile böyle parmak uçlarınız ile karıştırarak geçirebilirsiniz. Dibinde kalan kısmını da size göstereceğim. dibi koyulaştı artık görüyorsunuz onu da avuç içlerim ile bastırarak geçirebildiğim kadar geçiriyorum böyle pelte gibi kalıyor onu artık kullanmayacağım Bakın kevgirin yüzeyinde kalanı görüyorsunuz arkadaşlar. Böyle pelte kıvamında kaldı. Artık tamam demektir. Bütün hazırlamış olduğum suyunu bu şekilde eleğimden geçireceğim ve hazırlayacağım. Kahvaltılarınızda reçel niyetine yiyebilirsiniz. Böyle ekmeğinizi bandırabilirsiniz. Biraz koyu kıvamlı isterseniz ekmeğinizin üzerine sürebilirsiniz. Pastalarınızda, kurabiyelerinizde kullanabilirsiniz. Bakın dip kısmında nasıl koyuluklar birikiyor. Onu da parmak ucumla aldım. Kıvamını görüyorsunuz artık pişmeye hazır bu kıvamdan sonra tenceremize koyuyoruz. Elekten geçirdiğim Elik suyunu Tencereye dolduruyorum. Bu tencere arkadaşlar 11 kiloluk bir tencere benim de 11 kilo Gram eriğim vardı Eriğimi de tarttım. Ve bütün suyunu gördüğünüz gibi geçirdim ve tencereye koydum. Şimdi yüksek ateşte normal pişirme ayarında. Kesinlikle kısık ateş yapmıyoruz. Normal yüksek ateşte kaynamaya bırakıyorum. Kaynamaya başladığında bakın arkadaşlar üzerinde köpükler oluşuyor. Biraz kaynasın. Bu köpükleri alacağım. Çünkü parlak bir görüntüsünün olmasını istiyorsanız bu köpükleri mutlaka almak gerekiyor ve sürekli kesinlikle karıştırmıyorum. Ocağımın altı söylediğim gibi normal yüksek ateşte ve kaynamaya bırakıyorum. Bakın arkadaşlar çok güzel kaynamaya başladı ve kenarlarına tortu şeklinde köpükler oluştu. Onları sürekli böyle oluştukça üzerinden alıyorum. Ara ara almak gerekiyor. Şöyle kenarlarında bir kenarı kaşık ile alıp tekrar bakın. Onları topluyorum. Yüksek ateşte arkadaşlar böyle kaynatarak koyulaşmasını bekliyorum. Bayağı uzun zamanda böyle koyulaşıyor. Çünkü çok duru şu an görüyorsunuz. Bu köpükleri de mutlaka almak gerekiyor. Yoksa böyle parlak bir görüntüsü olmaz üzerinde köpükler olduğunda e, hoş bir görüntü olmuyor. Ara ara aldığınızda köpüğü kalmayacaktır. Pişirip e, tam kıvamına gelinceye kadar söylediğim gibi sürekli karıştırmanıza gerek yok. Arada bir karıştırmanız yeterli. Ben e, toplam 2,5-3 e, saatte hazırladım. 3-4 sefer ancak karıştırdım. 3 buçuk saat oldu. Bakın, kıvam artık koyulaşmaya yavaş yavaş başlıyor, kıvam almaya. 15 dakika daha bu ayarda, yüksek ateşte kaynatmaya devam ediyorum. Tabii ki kaynarken de üzerinde oluşan köpüklerini alıyorum. 15 dakika sonra artık şekerini ilave edeceğim. 15 dakika oldu arkadaşlar. Bakın kıvamı daha da koyulaştı. Şekerini ilave ediyorum. Şekerde 5 su bardağı şeker kullandım. Tadına bakarak kontrol edebilirsiniz. Bazı eriklerin tadı çok oluyor ve şeker fazla kaldırmıyor. Böyle 11 kiloya 5 su bardağı şeker kullandım. Tam yeterli geldi bizim için. Böyle hafif ekşimsi bir tadı olduğunda daha güzel oluyor. Böyle yerken içinizi yakmıyor. Böyle karıştırarak şekerin erimesini sağlıyorum. Şekeri koyduğumuz için kaynaması şu an durdu. Tekrar kaynamaya başladığında yine sizler için dakika tutuyorum. Evet bakın kenarlarından hafiften kaynamaya başladı. Şimdi artık ocağımın altını kısıyorum. Zaten şu an en büyük gözünde ocağın en büyük gözünde kısık ateşte 20 dakika daha kaynatıyorum. Bu kıvam artık size kalmış. E, akışkan geliyorsa eğer size e, 20 dakika yerine 30 dakika kaynatabilirsiniz. Böyle ekmeğe banmalık bir kıvam oldu benim marmelatımın. Böyle daha biraz daha koyu istiyorsanız eğer söylediğim gibi biraz daha kaynatabilirsiniz. Ekmeğin üzerine böyle sürmek istiyorsanız bu tamamen size kalmış. 11 kilo erik, 5 su bardağı şeker kullandım. Bakın kıvamı gerçekten benim için ideal. Hemen sıcak sıcak da kavanozlara koyup kapatıyorum kapağını vakumlanması için arzu ettiğiniz zaman hemen açıp afiyetle yiyebilirsiniz. Bu şekilde olduğunda bir yıl iki yıl kesinlikle bozulmadan dolabınıza koymanıza bile gerek kalmadan muhafaza edeceksiniz. Sadece kapağını açtıktan sonra mutlaka buzdolabında bekletin. Sıcak havalarda bozulabilir. Evet bakın marmelatımın kıvamını da şöyle göstermek istiyorum. Tam bir reçel kıvamında. Söylediğim gibi daha koyu istiyorsanız biraz daha şekerini koyduktan sonra ben 20 dakika kaynattım. Daha fazla kaynatabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Şöyle ekmeğin üzerine de tabii ki sürebilirsiniz. Sürülebilen bir kıvamda. Böyle bal gibi rengi. Bu da çiğden hazırladığımız için rengi çok güzel oldu gerçekten. Nefis bir marmelat hazırladık. Umarım sizler de beğenirsiniz arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek dileğiyle hoşça kalın, afiyetle kalın.